Merhaba arkadaşlar, yayınımıza hoş geldiniz. Geçen yayınla bu yayın arasında bayağı bir şey yaptım şehirde. İlk defa bunu yapıyorum. Normalde ne yaparsam yapayım sizlere göstererek yaparım ama yani şu bölgeden de göreceğiniz üzere geçen bölümle bu bölüm arasında epey fark var. Otobanları, yolları felaket değiştirdim. Yani büyük şeyler olmadı, sadece trafik sorunlarını çözdüm. Şu an baktığınız takdirde ana göbeğimizde trafik sorunu yok. Burada trafik sorunu yok. Burada trafik sorunu. Yani her yerdeki trafik sorunu bir çözüm bulduk. Bir tek hani Kurtköy'de bir sıkışıklık var. O da çok normal olarak hani şehrin girişinde aşırı bir talep var. Onu çok fazla dokunmadım açıkçası. Ama liman bölgelerinde bir sürü yerde yaptım. Hepsini sırayla kısaca hızlıca göstereceğim. Ama şehrimiz çok daha artık stabil bir hale geldi. Öncelikle hemen bir arkadaşımız isminin limana verilmesini istemiş. Onun ismini şu iki telli bölgesindeki limana vermeyi düşünüyorum. Bu bölgeyi de artık bu bölgeyi de şöyle genişletelim. Şu şekilde. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle. Sadece yolları kapsayacak şekilde. Yani çok da fazla şey olmasını istemiyorum. Evet. Olmuyor ya istediğim gibi. Biz bunu böyle yapmayalım. Bu iki bölgeyi yine ayıralım. İki telli orta olsun. Burası ayrı bir bölge olsun. Hatta buranın bir bölge olması gerekiyor. Komple yaptığım şeyden vazgeçtim. Arkadaşımızın adı Eren galiba. Bir saniye. Hemen bakalım. Bir dakika. Eren Paşa Limanı olsun diyor. Hadi bakalım öyle yapalım. Genç bir arkadaş herhalde. Eren Paşa Limanı olarak bu limanımızın adını veriyoruz ve iki telliye veriyor. Bu arada buradaki yolları şöyle değiştirdim. Şurada şöyle bir dönen geçiş yaptım. İnsanlar gelip direkt limana da girebilirler ya da tren istasyonunda kullanabilirler. Bu şekilde daha burası efektif oldu. Başka şimdi başka yorumlara bakalım. Zeytinburnu Lisesi'ne köpek getirmişler, kavga ettiriyorlar diyor. Ben de güldüm ona gerçekten. Hem de dikkatimi çekmişti. Burak Aslantaş bayağı bir yorum yapmış. Hepsini okuyayım hızlıca. Abi belki hatırlıyorsundur diyor. Yolları kestirme yapma bırak yürüsünler diyen bendim. Sayende kestirmeler benim bile hoşuma gitmeye başladı. Teşekkür ederim kardeşim. Güzeldir kestirmeler iyidir ya. Yapsınlar yani. Ondan sonracımı. Yürüyüş yolları yaparken ağaçları biraz daha fazlalaştırırsan yürüyüş yolları daha güzel olabilir. Aynı zamanda parkları da fazlalaştırırsan şehre renk katar diye düşünüyorum. Ben de aynısını katılıyorum. Daha da yaparım. Ben normalde yapıyorum da siz sevmiyorsunuz diye yapmıyordum. Şurada bir yani görsel bir problem var ama yapacak bir şey yok yani oyun böyle emretmiş böyle olacak belki bunu park edilemez kılarsak şu yolu ama onu değiştiremiyorduk bu yolu neyse trafik sorunu yaşarsan özellikle göbeklerde döner kavşak göbeğin çıkışından dışından çıkışlar vererek göbeğin iç yapısını alt geçit vasıtasını yeniyorlar yapabilirsin demiş doğru diyor. Zaten birçok şey yaptım. Göstereceğim göbeklerle ilgili. Çöp konusunda da geri dönüşüm yaparak kirlilik yapmayan bir çöp bunu var. Onu istemiyorum. O bana biraz yalancılık gibi geliyor. Yani çöp bu oyunda bir gerçek arkadaşlar. Varsa var. Bu problemle baş edeceğiz ve çözeceğiz yani. Hani bu ev neden böyle under construction'da kalmış? Ha, yavaş yavaş oluyormuş. Baş edeceğiz ve çözeceğiz. Şimdi ben neler yaptığımı kısaca özetleyeyim. Öncelikle Petrolistan bölgesinde bayağı bir değişiklikler yaptık arkadaşlar. Burayı komple tünelize ettim. Şöyle aşağı inersek gördüğünüz üzere yön butonumuzla basalım. Artık Petrolistan'da da aynen geçen Hadımköy'de yaptığımız üzere hatırlayanlar vardır. Tren istasyonlarına gidişleri 1 şu noktadan, 2 bu noktada, 3 bu noktada, 4 bu nokta, 5 bu nokta, 6 bu nokta olmak üzere hepsini topluyoruz. Hep beraber tren istasyonuna götürüyoruz. Ve bu tek ihtimal oluyor. İkinci ihtimalde hani otobandan direkt gelenlerin tren istasyonuna gitmesi ama o pek zaten görülen bir ihtimal değil. Şimdi bunu yaptık. Bu güzel bir sistem oldu. İkincisi bu çıkışları, tren istasyonundan çıkışları bir bu şekilde şehre verdik. İkinci bir tane çıkış olarak şu yol üzerinden gördüğünüz üzere şu şekilde tünelle şu noktaya verdik. Bu da ikinci verdiğimiz tren istasyonundan dönüşler oldu. Aynı zamanda tren istasyonundan çıkan arabaları ne demiştik? Bazı insanlarımız bir uzun otobanı kullanarak limana da gidebilirler.
limana gitmenin yolunu şöyle yapmış olduk. Önce geleceksin, tren istasyonu için döneceksin, hoppa. Şuradan liman otobanına bağlanacaksın. Bu senin liman otobanın olmuş oluyor. Limanın tek çıkışı bu olmuş oldu. İkinci çıkış da Hadımköy üzerinden olabilir. Liman çıkışlarını tren istasyonu üzerinden vermiş olduk. Ondan sonra burada başka ne yaptık? Aynı zamanda buranın normal gelişini de, hani diyelim burada işlerini bitiren vatandaşlar Göbeğe geri dönmeye karar verirlerse onlar da şuradan Göbeğe dönebilecekler. Gördüğünüz gibi o kadar çok yol yaptık ve o kadar çok güzel alternatif verdik ki büyük bir sıkışma olmadan burayı gayet güzel çözdük. 3 giriş 3 çıkış şeklinde böyle bir sistematiğimiz oluştu. Başka neler yaptığımıza bakarsam bakalım. Şöyle bir petrol kentten buraya bu vardı zaten. Bunu buna bağlamışız. Petrol kentle petrolistan arasında böyle bir otoban istasyon vardı. Bağlamışız. Aynı zamanda Petrokent'ten Petroçarşı'ya da vardı. Bunları hatırlarsınız. Önceden de vardı bunlar. Burada başka yaptığımız bir şey temel olarak yok. Ha, buradaki yol geçişlerini tek yön falan değil artık. Her şey çift yön. Çünkü sıkıntı yok artık. Sıkıntının büyük çoğunluğu buradaki giriş çıkışlarına kaynaklanıyordu. Zaten onlara bir sürü alternatif böyle inişler çıkışlar sağlayarak bu sıkıntının büyük çoğunluğunu çözdük. Burada iki cadde oluşturdum. Şöyle de iki cadde oluşturdum. Diğer her şeyi ara sokak yaptım. Hatta şimdi gözüme çarpıyor. Bu da ara sokak olabilir ama bunu yaparsak metro bozulacak. Kalsın böyle. Şurada bir tane daha otomanizasyon görüyorum. Evet, o tamamen tünele yani tren istasyonuna gitmek için yapılan otoban sistemleri. Burada neler yaptık? Burası aynı şekilde. Burayı hatırlıyorsunuz zaten. Bu hep böyleydi. Şurada ek yollarımız vardı. Bu ek yollar vasıtasıyla. Ha bakın şöyle bir şey yaptık. Bunu hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama buradan bir ek yol çıkarıp kestirme olarak bu petrol kente giriş sağladık. Petrol kentten çıkışlar da bu şekilde oluyor. Böyle yapmış olduk. Şeyleri çöplerin hepsi buradan bağlanıyor. Ana halterden. Ondan sonracığıma şu zaten eskiden de olan bir şey. Burada yaptıklarımız hemen hemen şimdilik bu kadar. Sonra gelirsek mesela Hadımköy'de bir şeyler yaptık mı bakalım. Hadımköy'de çok bir şey yapmamışız gördüğüm kadarıyla. Benim çok ilgimi çeken bir şey yok. Burada çöp sistemini değiştirmiştim. Ha, çöpler yok değiştirmemişim de. Her şey aynı görünüyor. Ha, burada en büyük yaptığımız şey bu Göbeği rahatlatma çabaları oldu. Aslında Kayapaşa'yı rahatlatma çabaları oldu. Hatırlarsınız Kayapaşa'da çok sıkıntı vardı. Ben de bunu şöyle çözdüm. Kayapaşa'yı gördüğünüz üzere tamamen tek yön bir cadde. Kasımpaşa ve Kayınpaşa, Kasapaşa, Kayapaşa. Bütün bu ana caddeyi tek yön yapmış bulunduk. Yalnız bir sokak mesela şöyle işliyor. İkinci sokak böyle işliyor. Üçüncü sokak böyle işliyor. Dördüncü sokak böyle işliyor. Beşinci sokak böyle işliyor. Yok o. Böyle işliyor. Öyle uygun görmüştüm. Belli bir sebeple. Nedenini bilemiyorum. Böyle işliyor. Böyle çıkıyor falan derken bu da böyle işliyor. Yani burada bir ileri bir geri, bir ileri bir geri mantığıyla burayı bayağı bir trafik sorununu çözdük. Aynı zamanda buradan otobanize çıkışlar yaptım. Ve bakın en önemli yaptığımız şey eskiden hatırlarsınız buranın giriş çıkış tek bir ana cadde üzerinden. Artık bu tek girişler buradan. Çünkü tek yön olduğu için herkes buradan girecek şehre. Tamam mı? Çıkışlar için iki ihtimal verdik onlara. Birinci ihtimal yukarı çık. Birinci ihtimal şu otobanizasyonu kullanarak çıkmaları. Bu ne demek oluyor? Herkes şu arka yollardan gelecek mesela. Hop şuradan çıkacak. Birinci ihtimal bu. Buralarda yaşayan insanlar hop şöyle gelecekler. Hop mesela şunu kullanacaklar. Olmuyormuş. Hop böyle gelecekler. Hop bunu kullanacaklar. Çıkacaklar. Bu da ikinci ihtimalleri. Aynı zamanda Kayapaşa'dan da bir çıkış yaptık. Kayapaşa çıkışı da şurada. Bu Kayapaşa çıkışı çok işlevli. Gördüğünüz gibi Kayapaşa'dan çıkanlar önce bir ikiye ayrılıyor. Birincisi şeye gidecekler. Şu göbeğe katılacaklar. Yani Kurtköy, Hadımköy tarafına katılacak insanlar. Bu arada ilgimi çeken buradan gelenlerin Hadımköy'e gitmek için ne yapmaları gerekiyor? Oo. Hadımköy'e buradan gitme imkanını bırakmamışız biz arkadaşlar. Çok enteresan. Onun için böyle dönüş yapıp böyle gitmeleri gerekiyor. Neden böyle yapmıştık? He, çünkü bir dakika. Hadımköy'e gitmek için sen bu otobanı almana gerek yok. Şunu yapman gerekir. Şuradandır Hadımköy'ün girişi buradan. Peki buraya nasıl varacak buradan çıkan vatandaş? Evet, ona şimdi şöyle ihtimaller veriyoruz.
buradan çıkan vatandaş şuradan ya böyle şeye gidecek, Kurtköy'e gidecek, şuradan hoppa şöyle Kurtköy'e, ya da ikiye ayrılacak, çık yukarı. İkiye ayrıldığının bir kısmı şöyle şehri terk edenler olarak ayrılacak. Bunlar da ikiye ayrılıyor yolun sonunda. Birisi gerçekten komple şehri terk edenler. İkincisi doğu yakasına gidenler. Ondan sonracığıma bir de şuradan şu hareketi yaparak ana göbeğe bağlanabilir ve Hadımköy yoluna gidebilir. Tabi bu biraz şey olmuş. Uzun olmuş. Şuradan bir ihtimal daha verilebilir şöyle. Şu kısa bir Hadımköy'e bakalım. Ya nasıl yapabiliriz onu? Hazır şuradayken hemen bir düşünelim. Şöyle ayırsak ya da şöyle bir dakika. Şöyle daha güzel olur. Şöyle ayırsak. Hemen aşağı indirelim. Düz indirelim. Hemen yakalamışken yapalım. Hatta direkt indirerek başlayalım. Bir dakika. Bir dakika. Tam şu dönüşten. Evet, gayet güzel. Şimdi sizleri bir tur döndürüp bir tur daha döndürüp şu şekilde şuradan hemen bir giriş sağlayalım istiyorum. İzin vermiyorsun. Yani ben de yukarıdan yapmak istiyorum ki şey olmasın diye. Şimdi aşağıdan yaptığım takdirde bir dakika. Tüneli uzatalım biraz. Şöyle yapalım. Böyle varlığın devam etsin. Tam onun altına denk gelmişsin. Tamam, sıkıntı yok. Şöyle. Orada bir kuralımız var mıydı acaba? Vardıysa bir daha ben o kuralı bulamayacağım şimdi. Şöyle şuradan. Evet, doğru. Şimdi devam ettiriyorsun. Şimdi yolun altına iniyorsun. Bir dakika, şu eski yol altı iptalini yapalım. Şimdi geliyorsun. Çok güzel. Evet. Ana mantık bu şekilde işliyor. Ve değişen bir şey yok. Her şey eskisi gibi. Sadece kendimize bir tane daha ek yol hakkı kazandık. Yo, güzel. Sistematiğimiz fena değildi. Aynı şekilde devam etsin. Şöyle bağlayacağız. Şöyle. Yalnız burada en önemli kural, çok önemli bunu yapmamız. Şurayı sadece sağa giden şekilde tasarlamamız gerekiyor. Bu çok önemli. Ondan sonucuma burada genel olarak şuraya bir kural koymuş muyduk? Hız kuralı falan. Yok, 60'mış. Ve bu gelmişken bunu biraz arttırabiliriz bence. 60'tan daha öte olabilir. Şöyle alalım. Evet, hepsini seçmenin kısa bir yolu olsa çok daha bizim işimiz kolaylaşırdı açıkçası. Evet, gel. Ya, seç. Seç, 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 seç. Şu noktadan sonra 90'la gidiyorsun. Şimdi bu burada gerçekten çok daha şey katacak. Hadımköy'e gitmek isteyenler şunu yapacaklar. Hop diye buradan Hadımköy'e kaçabilecekler. Burada ana göbeğe geri dönmek isteyenler olacak. Hatta bu bir işlevsizleşecek bile. Yani bunu kim kullanır ki? Düşünsene, bu şehirden çıkıyorsun. Şunu yapıp tekrar, yani bunun alternatifi var zaten. Buranın alternatifi var. Buraları komple alternatifi var. Hani bunu ancak şey kullanır. Geri dönmek isteyen göbeğe kullanır. Ya ona da gerek var mı? Düşünüyorum şu an. Biraz bunu irdeleyelim. Hiç kimse kullanmazsa yok ederiz. Açıkçası. Hatta şu an bak, bunu kullanan çıktı mesela bir tane. Bunun da hızını biraz yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü ya, bir yavaşlama gördüm orada. O yavaşlamaya hiç gerek yok. Şöyle yüzle gidin buradan. Evet, burayı da böyle hallettik. Buna hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü şu an kullanımını tamamen kestik bunun. Hiçbir manası kalmadı. Zaten biraz da çirkin gözüküyordu. Bunu yok edelim. Hoppa, şimdi çok daha göbeği de rahatlatmış olduk. Göbekten bir çıkış daha azaltmış olduk. Yani kısacası Kayapaşa'dan çıkan insanlara her türlü ihtimali sunuyoruz arkadaşlar. Buraya gidin. Buradan hop şöyle gidin. Buradan hop dağılın böyle gidin. Kısacası kimseyi göbeğe girmeye zorlamıyoruz.
Bu bizim için çok büyük bir fayda sağlıyor. Kayapaşa'yı kolayca tahliye ediyoruz. Buradan çıkanları göbeğe sokuyoruz. O kadar olacak. 3 tane, 4 tane kurtarır yani. Bunu böylece hallettik. Şimdi aşırı bir yoğun talep var. Bu geçici bir şey arkadaşlar. Bu devam etmeyecek böyle. Bunun sebebi şu an çok fazla insan taşınıyor. Gördüğünüz gibi Kasımpaşa'yı büyük gökdelenler haline getirdik. Burayı da komple ev ilan ettim. Nüfusta da aşırı bir artış oldu. Burası komple ev, burası komple iş yeri haline geldi Kasımpaşa. Bir de burada high-tech house, ki yani gelişmiş evler seçeneğini yaptım. Sağlık falan her şeyi kapsıyor. Tabii tek yön olduğu için biraz daha zor. Ama çözdük çoğunlukla. Bunu biraz daha açısını düzelttim. Böylece kimse durmadan ilerliyor. Önceden bir duruyorlardı. Şurada şeritlerde ben ne yaparsam yapayım bu trafik oluşuyor. Yani ben burada çeşitli atraksiyonlar denedim. Mesela herkes orta şeridi kullansın gibi. Ne yaparsam yapayım bir şekilde bu hataya düşüyorlar yani. Orta ve sağ şeridi kullanın kardeşim. Yani ben ne dersem diyeyim olmuyor maalesef. Şöyle yapalım. Ve şu şeridi biraz hızını yükseltsem mesela. 120 yapsam. Bu sefer de herkes bunu kullanacak arkadaş. İstiyorum ki ikiye bölünün, şuraya dağılın. Yani bunu nasıl başaracağız göreceğiz bakalım. Bir kısmı şimdi bunu kullanmaya başladı. Daha hızlı diye belki. Bak fır diye geçiyorlar. Siz sadece sola dönecekler mi burada duruyorsunuz? Siz de şöyle yapın. İzleyelim bakalım. Herkes sola dönüyor. Çok enteresan. Demek ki sola karşı büyük bir talep var. Ne var ki solda dönüşte? Herkes hemencik ulaşmak istiyor şeye. Şuraya ölümcüler ulaşmıyormuş. Ulaşmıyor mu gerçekten? Aa, ulaşmaması mümkün değil. Şimdi ulaşacak. Bak araba burada geliyor. Hoppa alacak seni. Aa, almadı. Ama niye almıyorsun abi sen? Burada ölümcüler bekliyor. Sen neden almadın? İşte bunda bir hatalar var burada. Anlamak mümkün değil. Neyse ya, burası kendi halinde kavruluyor. Burayı da böyle çözdük. Çoğunlukla çözdük yani. Burası artık yavaş yavaş kendisini çözecek ya. Herkes sola dönüyor. Enteresan. Yani özetiden dönün oysa ki. Yani vallahi burada ne yapsak bilemedim. Yaya geçitlerimiz çok güzel kullanılıyorlar. Metrodan çıkanlar şu şekilde ulaşabilir. Vallahi buna yapacak bir şey yok. Yani herkes orta şeridi kullanıyor. Orta şeritte düz ya da sağ gidebilirsin diyoruz. Sağ şeritte de orta ya da düze gidebilirsin. Böylece sola dönecek herkes sol şeritte kalsın. Ama düz gidecekler de şuralara dağılsın. Mesela şu salaklar burada bekleyecek. Hepiniz mi sola döneceksiniz? Bir kısmınız da düz gideceksiniz. Siz şuradan gidin düz. Anlatabiliyor muyum yani? Bunu neden böyle yapmazsınız? Anlamak mümkün değil. Herkes burada. Neyse, zamanla olacaktır. Buraya hiç başka bir çözüm bulacağız ki belki de. Düşüneceğiz yani bir şeyler. Belki bu yolu biraz uzatacağız. O da bir ihtimal bak. Bu yolu uzatıp şöyle yayıp iyice bir şeyler yapılabilir. Evet, şimdi biz geri gelelim. Burayı anlattım size. Burada bir şey yapmadık. Burada bir şey yapmadık. Burayı anlattım. Buradaki trenle ilgili yaptıklarımızı burayı anlattım. Şimdi asıl bombanın zırt dediği yere gelelim arkadaşlar. Doğu yakası göbeğini felaket değiştirdi. Yani böyle bir şey olamaz. Çılgınca bir değişimler oldu. Hiç de şerit kullanmadım ama Allah'a şükür çok güzel akıyor. Yani fışır fışır akıyor. Hiçbir yerde bir kombinasyon, bir sıkıntı yok. Bakın göbeğin şöyle bir şey yaptık. Şurayı rahat bıraktık. Burada insanlar şehre girsin, şehirden çıksın. Sonracığıma gelsin Hadımköy'e girsin, Hadımköy'den çıksın. Ayrıca şehirden direkt Hadımköy'e de girsin. Tamam mı? Hadımköy'den çıksın. Burayı bir göbek halinde bıraktık. Şurayı, şunlar biliyorsunuz zincirli kuyu yollarıdır. Şunlar, şu ve şu uzun tüneller halinde zincirli kuyuya giden ve zincirli kuyudan gelen tünellerdi. Zincirli kuyu tünellerini aldık böyle. Mesela bir takım dönüşler yapmak isteyen zincirli kuyu dönüşünden sonra hoppa bunu yapabilecek. Ya da şehirden gelip direkt zincirli kuyuya gidecek olan adam, mesela dışarıdan gelip hop şöyle gelip böyle yapacak. Buradan gelip zincirli kuyuya gidebilecek.
Onun yerine eskiden ne yapıyordu? Geliyordu göbeğe, göbekten dönüyordu, zincirli kuyuya gidiyordu. Şimdi ne oluyordu? O şu aranın trafiğini de bozuyor. Biz onu istemiyoruz. Buradan gelen şimdi sanayiye rahatça girebiliyor. Ondan sonra birincisi bunlar zincirli kuyunun tünellerinin işlevleri bu şekilde yapıldı. İkincisi şu küçük tüneller biliyorsunuz onlar da bizim kamyon tünellerimiz şey için. Dışarıdan tren istasyonu ve gemi istasyonlarını kullananlar için yapılmış küçük tünellerimiz. Onları şehir trafiğine sokmadan hop hop buradan kenardan alıyoruz, gönderiyoruz. Sonra şurası, şu iki bak, şu birinci parça ve şu ikinci parça. Biraz uzun oldular ama bunlar tamamen çöp arabalarının işlevi. Çöpçüler geliyorlar. Çöpçü buradan çıkıyor mesela. Çöpçü artık eski, ya şunu yapacak. Birinci ihtimal şuradan dağılıp buradan etraflara dağılmak. Ama ben bunu o kadar hızlı yaptım ki 140 falan yaptım yani herhalde. Evet. Herkes şunu kullanıyor onun yerine. Hop çıkıyor çöpçü. Fiu diye buradan geliyor. Hop buradan etrafa bütün şehre dağılıyor. Sonra geleceği zaman da tekrar bir şekilde göbeğe gelip hop şuradan çöp istasyonuna geri dönüyor. Böyle bir kolaylık sağladım. Şu ikisi nedir diye bakalım. Ben de bilmiyorum şu anda. Ha, bu daha önceden de yaptığımız buradan şeye kestirme. Kasımpaşa'ya kestirmemizdi. Gayet güzel işliyor. Hani böyle gitmek yerine. Öyle gidip Kasımpaşa'ya girip göbekten dönmek yerine. Hatta böyle girenler şimdi artık sadece biliyorsunuz sadece Kayapaşa'ya gidebilecekler. Aslında bir nevi bu bizim için Kasımpaşa'nın ana yolu olmuş oldu. Bu da böyle bir enteresanlık yani. Ya da Kasımpaşa'ya millet gelecek, buradan girecek. Şuradan hop bir tur atacak. Fiu diye Kasımpaşa'ya dağılacak. Daha iyi. Bu buydu. Şu neydi? Bu da aynı şekilde bakın bu da yeni yaptığımız bir şey. Bu da şey bölgesinden hem Hadımköy hem Kurtköy bölgesinden gelenleri şuradan tüneli alıyorduk normalde. Bu tünel şuradan çıkıyordu. Ama burada artık bunları ikiye bölüyoruz. Bir kısmını Hadımköy'e vermişiz. Pardon bir dakika. Bunları buradan aldık ya. Ne oluyor lan? Benim bile kafam karıştı yani. Oğlum ne oluyor lan burada? çıldıracağım. Heh. Şimdi Hadımköy ve Kurtköy'den topladıklarımızı getirdik. İkiye bir böldük. Bir kısmını direkt alttan Hadımköy'e verdik. Ne olabilirdi onun yerine? Böyle gelecekler, böyle gelecekler, böyle gelecekler. Onun yerine direkt alttan Fiu diye Hadımköy'e verdik. Bu bir. İki. Şu aldıklarımızı da ikiye böldük. Bir kısmını normal göbeklerine verdik. Göbekte ne yapıyorlarsa onu yapıyorlar. Bir kısmını da ki büyük bir kısmı bu. Şuradan furra aldık büyük otoban, hızlı otoban. Bir kısmını şehri terk edecekleri böyle. İkinci kısmını da doğu yakasına geçecekleri böyle. Yani kısacası o kadar çok otoban ağı ve tünel ağı kurduk ki herkes artık burada trafiksiz hiç durmadan fışır fışır hareket edebiliyor. Yani şurayı ben küçükleştirdim yeniden. Çünkü çok fazla şerit değişiklikleri oluyor idi. Ancak bu geçici yani dediğim gibi bu çok fazla olmayacak. Burada yani aslında bunun olmaması için ben daha önceden de bunu demiştim. Şöyle yapılabilir. Yani siz sadece sağ şeridi kullanacaksınız. Sizler de böyle dağılacaksınız kardeşim. Şeklinde yöntemler sunulabilir yani. Şöyle. Evet. Böylece burayı çok daha akışkan hale getirir. Ben bunu burada sundum mesela. Siz sadece çıkacaksınız veya gideceksiniz dedik. He. Çünkü bunun sebebi şuydu. Buradan gelenler sağda mecbur bırakılırsa herkes şerit değiştirecek çıkacaklar. Hayır. Şimdi buradan gelen düz de gidebilir. Bakın bu daha akışkanlık sağlayacağına inanıyorum. Buranın trafiğini böyle çözdük. Daha da başka trafikle ilgili henüz bir şey yapmadık. Petrol kenti anlattım. Yani her şeyi anlattım size arkadaşlar. Onun dışında ufak tefek bazı yerlerde elbet bir şeyler yapmışımdır gözüme çarpan yerlerde. Şimdi hatırlayamıyorum ama şu yolu herhalde hızını biraz yükselttim. Başka bakayım. Ha, şuraya bir çöp istasyonu kurdum. Hatta küçük de bir yaya geçidi kurdum. Çok önemli değil. Köprü altı dansları burada köprü altında takılabilirsiniz arkadaşlar. Şurada bir otobüs şey çöp istasyonu kurdum buraya temsil etmesi için. Ondan sonra cima bir tane daha lokal çöp istasyonu kurmuştum da şimdi hatırlamıyorum. Ha, şurası. O da bu şehre çöp istasyonları. Hani ana merkezdekileri dağıttım. Şöyle biraz çöpü yaydım. Bunlar yaptıklarım bunlar da arkadaşlar. Bu bölüm ne yapacağız, ne edeceğiz ben de bilmiyorum ama öyle ki.
İzleyelim ve görelim. Şimdi çok şey anlattım. Daha 25. dakikadan yoruldum. Şimdi gördüğüm kadarıyla halkımızda yeniden bir iş yerine açlık doğmuş. Bu açlığı tekrardan tarıma verelim. Şu şekilde tarımı tekrardan arttıralım. Petrole bakalım. Petrol gayet güzel işliyor. Ama ben artık size daha önce de dediğim gibi petrolü biraz artık yavaşlatma ve ormancılığa doğru başlama fikrindeyim. Yani burada bu kadar tabii bir sürü şeyler yapmışken bunları yıkmak da istemiyorum ama belki bunu normal sanayiye çevirebiliriz ya da bir düşüneyim bakalım. Şu yapılabilir. Tabi bu çok enteresan bir şekilde bir anda etkileyecek herkesi ama var mısınız buna ya? Burayı anında ben ağaçlığa çevirebilirim ama bunun bir yolu var. Dur. Arkadaşlar çok garip olacak. Ben de bilmiyorum nasıl olacağını. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Haydi bakalım heyecan. Petrol istasyonu kaldırıyorum. Bak şimdi. Şöyle ki her şey o kadar hızlı olacak ki insanımız anlayamayacak bile. Şimdi bunu normalde yapmama gerek yok ama tek tek yıkmam gerekiyor her şeyi. Ve buraya abi ağaç dikeceğim. Bir sürü ağaç dikeceğim hızlıca. Ondan sonra cuma. Belki yayını kaparım o arada. Yani nasıl yaparım bilmiyorum onu ama. Buraya bir sürü ağaç dikersem hemen orası ormancılık yapmaya müsait olur. Yani burası da doğal orman var ama ben yapay orman yapacağım. Ve ormancılığı da yapay yapacağım. Çünkü ormancılık daha uzun vadeli kalan bir şey arkadaşlar. Yani ben de öyle olsun istiyorum. Bu petrol hemen bitiyor. Petrolü çıkarıyorsun bitiyor falan. Onun yerine ormancılık yapalım. Ağaç satalım. Ağaç dikelim. Bunlar daha temiz enerji. Daha iyi sanayi. Hayır. Bu arada ben size birazcık şeyden bahsedeyim. Kasırga gelmedi arkadaşlar. Miami kurtuldu. Mutlu olabilirsin. Yani umrunuzda mıydı bilmiyorum ama şimdi dur bakalım. Şimdi ben yavaş yavaş bunu nasıl yapsam bilmem. Hani bunları size izlettirmeden bir de ağaç dikeceğiz daha da dakikalar geçecek. Yani edit yapmak istemiyorum. Durdurayım. İki video birden yükleyeyim YouTube'a. O ikisini birleştireyim. Belki öyle bir şey oluyordur. Sanki öyle bir şey oluyordu diye hatırlıyorum. Eğer ki beceremezsem bugünkü bölüm burada bitmiş olacak arkadaşlar. Bir özet bölümü olacak. Neler anlattım yapan. Eğer ki becerebilirsem şey olacak. Şimdi ben iki şeyin arasında burayı komple ağaçlandıracağım. Bakalım olacak mı? YouTube'da edit yapabilecek miyim? Kendinize iyi bakın. Yapamazsam ikinci videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.